Herkese merhaba, hepinizi Cihatça Fiziğe hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Videomda sizlerle çap yayınlarının AYT Fizik Denemeleri kitabından seçmiş olduğum bazı soruların çözümlerini paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Derinliğin sabit olduğu dalga leğeninde üretilen doğrusal su dalgalarının A ve B yarıklarından geçtikten sonraki görünümleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangisi doğrudur diyor. 1. A yarığında dalga tırınıma uğramıştır. Evet, A yarığından geçen dalgalar dairesel bir hal almış, fakat B yarığından geçen dalgalar yine doğrusal bir şekilde yoluna devam etmiştir. Bu da A yarığından geçen dalgaların kırınıma uğradığını gösteriyor. Dolayısıyla bir doğru oldu. 2. B yarığı A yarığından daha geniştir. Evet, kırınıma uğrama şartı gelen su dalgasının dalga boyunun A yarık aralığına omega A diyelim, B yarık genişliğine veya aralığına VB diyelim. Bu durumda kırınım gerçekleşmişse lambda büyüktür omega A olmalı birinci durumda. İkinci durumda ise kırınım gerçekleşmiyor. Kırınım su dalgalarının herhangi bir dar yarıktan, kırınım su dalgalarının dar bir aralıktan geçtikten sonra şişmeye uğraması, dairesel hal alması olayıdır. B yarığından geçen dalgalar kırınıma uğramadığı için lambda küçüktür yarık aralığı VB diyebiliriz. Bu durumda B yarığı A yarığından daha geniştir diyor. Bakın lambda omega A'dan büyük ama omega B ise bu da lambdadan büyük. Bu durumda VB B'nin yarık genişliği A'nın yarık genişliğinden büyük. 2 de doğru oldu. 3. A ve B yarıklarını geçen dalgaların frekansları eşittir. Evet, frekans kaynağa bağlıdır. Kaynak aynı kaynak olduğundan, değişmediğinden A ve B yarıklarını geçen dalgaların frekansları da birbirlerine eşit olmalıdır. 3 de doğru oldu. Cevap E seçeneğinde yer almaktadır. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde su yüzeyinde oluşturulan doğrusal dalgalar bir engel üzerinde bulunan omega genişliğindeki aralıktan geçtikten sonra K noktasında titreşimler gözleniyor. K noktasında titreşim olması için dalgaların aralıktan geçerken şu yarık genişliğinden şu aralıktan geçerken şu şekilde dairesel bir hal alarak K'ye doğru ilerlemesi gerekiyor. K'ye doğru ilerleyince K noktasında bir titreşim meydana gelir. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. Su dalgaları kırınıma uğramıştır. 1 doğru oldu. Su dalgaları kırınıma uğramamış olsaydı zaten şöyle doğrusal olarak ilerleyeceklerdi. Yani K'ye ulaşamayacaklardı. K'de bir titreşim meydana getiremeyeceklerdi. Bu da su dalgalarının kırınıma uğradığını tersten bize gösterir. Su dalgaları kırınıma uğramışsa lambda omegadan büyük veya omegaya eşit olmalıdır. Lambda omega'ya eşitse, yarık genişliğine eşitse kırınım daha yeni başlamıştır ve zayıftır. Buna zayıf kırınım diyoruz. Zayıf bir şekilde gözleniyor. Lambda omega'dan büyükse kırınım güçlü bir şekilde, net bir şekilde gözlenebilecektir deriz. Bu durumda iki aradığım cevap olmadı. Engeli geçen dalgaların dalga boyu azalmıştır. Dalga boyu formülünü şöyle yazabiliriz. Lambda eşittir V çarpı T. T periyot ki zaten bu kaynağa bağlı. Kaynağa bağlı olduğundan sabittir. Periyot değişmez. Bu durumda derinlik de sabitti. Bakın derinliği her yerde aynı olan dalga leğeni kullanılmış. Derinlik sabit olduğundan hız sabit. Haliyle dalga boyu da sabit olmalı. Ne azalmalı ne artmalı. Yani dalga boyu değişmemeli. 3 aradığım cevap olmayınca yalnız biri A'yı işaretlerim. Bilgi: dalga kıranlar kıyıdaki yapıları, tekneleri dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak ve gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun setlerdir. Dalga kırana gelen doğrusal su dalgalarının dalga kıranın aralıklarından geçerken büküldüğü ya da daireselleştiği gözlenir. Bu olaya su dalgalarında kırınım denir. Yukarıdaki görselde verilen aralıktan sonra kıyıya yaklaştıkça su derinliği azaldığı bilindiğine göre dalgaların kırınıma uğradıktan sonra Yani şu taraf derin fakat setten sonraki kısım ise sığ. Derinlik azalıyor. Buradaki bilgiye göre konuşuyoruz. Derinlik azalırsa hız da azalır. Bu durumda şu tarafa geçen su dalgalarının hızı azalır deriz. Derinlik azaldığından hız azalır. Çünkü derin ortamdaki hız sığ ortamdaki hıza göre daha büyük olmalı. Hızlar azalır kesin doğru oldu. Frekans ise kaynağa bağlıdır. Kaynak değişmediği müddetçe su dalgalarını oluşturan kaynak değişmediği müddetçe frekansı değişmeyecek, sabit kalacaktır. Lambda eşittir V bölü F formülünden frekans sabit, hızın arttığı ya da azaldığı yerde dalga boyu azalır ki zaten seti geçtikten sonraki kısmı soruyor. Yani dalgalar kırınıma uğradıktan sonraki kısmı sorulmuş. Bizi şu kısım ilgilendiriyor. Burada hız azaldığı için dalga boyu da azalır deriz. Genlikler değişmez diyor. Su dalgaları kıyıya yaklaştıkça birim yüzey başına düşen ya da birim bölge başına düşen enerji birikimi artar. Enerji birikimi artınca da genlik de artacaktır. Genliğin artması gerekirdi. Değişmez demiş. Kıyıya yaklaşan su dalgalarının genliğin arttığına en güzel örnek tsunami dalgalardır. Çok güzel bir örnek olduğunu bilmiyorum. Çünkü tsunami yıkıcı, evet. Çok güzel bir örnek olmasa da akılda kalıcı bir örnek diyebiliriz. Tsunami dalgaları yani liman dalgası kıyıda oluşuyor. Fakat genliği çok büyük. Bu da sığ yere gelen kütle daha büyük olduğundan burada daha çok enerji birikiyor ve genlik artıyor deriz. Genlikler değişmez demiş. Yanlış oldu. Kesinlikle doğru dediği 1 ve 2 cevap A seçeneğinde. Derinliği her yerde aynı olan su dalga leğeninde özdeş noktasal 2 dalga kaynağı ile oluşturulan girişim deseni şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Evet, K1 ve K2 kaynaklarından görüldüğü gibi dalgalar yayılıyor. Şu kısma tepe diyelim. Tepe olsun. Kalın çizgiler. Kalın çizgiler tepe ise kesik çizgilere çukur diyebiliriz. Birinci öncüle bakalım birlikte. A ve D maksimum genlikli noktadır diyor. A noktasına baktığımızda A noktası K1 kaynağından bir çukurun K1 kaynağından bir çukur. Yine K2 kaynağından ise bir çukur geldi ve şuradaki A noktasında biraz sonra üst üste binecekler. Üst üste bindikleri bu nokta genliğimiz R artı R'den 2R yani maksimum değere ulaşacaktır. Çünkü çukurun ve tepenin genliklerini R aldım. Her birisinin genliği R ise R artı R 2R oldu. Maksimum değere ulaştı. Maksimum genlikli bir nokta oldu A. Fakat D ise bakın K1'den tepe, K2'den ise kesikli çizgi gelmiş yani çukur gelmiş. Tepe ve çukurun her birisinin genliği R ise K1 ve K2 kaynağından gelen tepe ve çukurlar birbirlerini sönümler ve genlik R eksi R eşittir 0 olur. Yani maksimum genlik olmaz da minimum genlik olur. Bu durumda bir aradığım cevap olmadı. 2. C ve E düğüm çizgisi üzerinde. Düğüm çizgisi üzerinde olan noktalar düğüm noktaları olarak ifade ediliyor. Bu noktalarda tepe çukurlar birbirlerini sönümlerler ve genlik R eksi R'den 0 yani minimum olur. Bakalım C ve E'ye. C noktası şurasıydı. C noktasında çukur K1 kaynağından çukur kesikli çizgi gelmiş. K2'den yine kesikli bir çizgi yani çukur gelmiş. Evet, kalın çizgilere tepe, kesikli çizgilere çukur diyelim. Bunu tekrar yine hatırlatalım. Çukur artı çukur katar noktası oldu. Düğüm çizgisi olmayacaktır C. Peki hemen ardından E'yi sormuş. E'de ise bakın K2'den kalın bir çizgi. K2'den tepe, yine kesikli çizgi de K1'den yayılıp oraya gelmiş. Tepe artı çukur burası da düğüm noktası olacaktır. Oysa her ikisi düğüm çizgisi üzerindedir diyordu. Düğüm noktaları düğüm çizgisi üzerinde olur. Katar noktaları da katar çizgileri üzerinde olur. Haliyle E düğüm çizgisi üzerinde olsa bile C düğüm çizgisi üzerinde olmadığından iki aradığım cevap olmadı. A ve B noktaları farklı dalga katarı üzerindedir diyor. Evet, bakın şurada çukur artı çukur, tepe artı tepe, çukur artı çukur. Şu noktayı birleştirirsem tam K1 ile K2'nin ortasındaki nokta olduğundan buna 0. dalga katarı deriz. Yani merkez doğrusu. Hemen yanındaki noktaları yapalım. Bakın B noktası çukur artı çukur. Hemen şu açıdaki nokta tepe artı tepe. Ve bu noktaları birleştirirsem bu da birinci dalga katarı olur. Bu durumda A noktası sıfırıncı katar üzerindeyken B de birinci dalga katarı üzerindeymiş. Yani farklı dalga katarları üzerinde oldukları için 3 doğru oldu. Cevap C yalnız 3 olarak işaretlenir. Aynı fazla çalışan özdeş S1 ve S2 kaynaklarının ürettiği dairesel dalgalar girişinde seni oluşturmaktadır. Merkez doğrusu üzerinde K, L ve M noktaları ile ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir? S1 ve S2 kaynaklarından dalgalar yayılıyor. Mesela S1 kaynağından şöyle bir dalga yayılıyor. Hemen yanında şöyle bir dalga daha. Yine az olması için S2'den de şöyle bir dalga tepesinin yayıldığını düşünelim. Bu S2 olsun. Bir tane daha yayıldı şöyle. Bakın tepeler üst üste bindi ya da çukurlar üst üste bindi. S2'den gelen çukuru çizelim. Bunu da çiziyorum. S1'den gelen çukuru çiziyorum. Oradan çukuru çizdim yine. Orada çukurlar birleşti sanki arkadaşlar. Şurası çukur artı çukur. Burası tepe artı tepe. Burası da tepe artı tepe. Burası merkez doğrusu olur. Bakınız. Bu noktaları birleştirirsek merkez doğrusunu elde ederiz. Merkez doğrusu üzerinde görüldüğü gibi değişik noktalar var. 3 tane nokta bulmuştum ben. En tepedeki nokta tepe artı tepeydi. Şuradaki çukur artı çukurdu. Yine en aşağıdaki şu nokta ise bu da tepe artı tepeydi. Ama arada tepe artı çukur. Ama arada tepe artı tepe veya çukur artı çukur olmayan şu noktalar var. Yani dalga tepeleri her an her noktada karşılaşmıyorlar. Bazı noktalarda karşılaşıyorlar. Bu durumda K noktası tepe artı tepe ya da çukur artı çukur olabilir. Olabilir dediği için. L noktası çift tepe ya da çift çukur. Evet, çift tepe veya çift çukur olabilir. Bunlardan herhangi birisi olabilir. L de aynı şekilde doğru. Ama M noktası evet düğüm çizgisi olamaz. Tepe artı tepe, çukur artı çukur veya tepe artı tepe olmalıydı. Düğüm çizgileri tepe artı çukur şeklinde olan noktalardan oluşuyor. 3 aradım cevap olmadı. Bu durumda cevap C 1 ve 2 olarak işaretlenebilir. Kırmızı ve mavi ışık yayan ışık kaynakları aynı anda kullanılarak şekildeki tek yarıkta kırınım deneyi yapılıyor. Buna göre beyaz perde üzerinde hangi renkte saçak oluşabilir? Diyor ki beyaz perde tüm renkleri yansıtır. Burada ise kırmızı ve mavi ışık yayan magenta renginden bahsediliyor. Kırmızı ve mavi ışık tek yarıktan geçerken kırınıma uğrar ve perdeye ulaştığında ise kırmızı dalga tepeleri ya da mavi dalga tepeleri şeklinde ulaşabilir. Kırmızı ve mavi dalga tepeleri birlikte ulaşıp birbirini güçlendiriyorsa burası kırmızı artı mavi yani magenta renk olur. Magenta renkte bir ışık olur. Haliyle beyaz ışıktan magentayı yansıtacağı için perde üzerinde magenta rengi görülebilir. Bir doğru oldu. Ama iki kırmızı ışık tepesi perdeye vardığında birbirlerini güçlendirirse perde üzerinde güçlü bir kırmızı ışık tepesi oluşur ki beyaz perde bu kırmızı ışığı yansıtabilir mi? Yansıtabilir. Haliyle aydınlık saçaklar kırmızı gözükebilir. Ama perde zaten beyazdı ki beyaz ışık düşmedi ki beyaz ışık düşseydi beyaz gözükebilirdi yani. Yine ekstra ne mesela mavi geliyor. İki mavi ışık perde üzerinde herhangi bir noktada birbirini güçlendirirse güçlü bir mavi ışık olur. Perde beyaz olduğundan tüm renkleri yansıtır. Mavi ışığı yansıtınca perde üzerinde mavi saçaklar gözlenebilir. Beyaz saçak gözlenmesi mümkün değilmiş. Ya magenta ya kırmızı veya mavi saçaklar gözlenebilirmiş. Cevap 1 ve 2 olmak üzere Cihatça Fizik'te yer almaktadır. Mavi renkli ışık kullanılarak yapılan tek yarıkta girişim deneyinde ekranda şekildeki gibi bir girişim deseni oluşuyor. Buna göre başka hiçbir fiziksel değişiklik yapılmadan mavi ışık yerine kırmızı ışık kullanılırsa yargılarından hangileri doğru olur diyor. 1. Saçak genişliği artar demiş. 2. Ekrandaki saçak sayısı n azalır demiş. 3. Merkezi aydınlık saçağın A0 yeri değişir demiş ki merkezi aydınlık saçağın yerinin değişmesi için ışık kaynağının ya yukarı veya aşağı gitmesi lazım. Ya da yarın bir kısmına yarısını veya bir kısmını kaplayacak şekilde ince bir cam konması lazım ki ışık herhangi bir taraftan gecikmeye uğrasın ki A0 geciken tarafa kaysın. Bu durumda ışık kaynağının yeri değişmediği için ve yarığın önüne herhangi bir saydam madde konulmadığı için yarık genişliği omega olsun A0'ın yeri değişmez. A0'ın yeri değişir diyordu. 3 yanlış oldu. Daha önce mavi ışık kullanılıyordu. Şimdi ise kırmızı ışık kullanıyoruz. Evet lambda kırmızı büyüktür nokta nokta lambda mavi bu da büyüktür lambda mor şeklinde yazabiliriz. Yani kutu sayamam diyorduk ya o sıraya göre dalga boylarını sıralayabiliriz. Kırmızının dalga boyu turuncudan, turuncunun sarıdan, sarının yeşil, mavi ve mordan daha büyük olmalı. Bu durumda mavi ışık yerine kırmızı ışık kullanılırsa dalga boyu lambda artar. Delta x saçak genişliğinin formülü şu değil miydi ya? Delta x lambda l bölü d neydi? Neyse şu aradaki ortamın kırıcılık indisi yani havanın kırıcılık indisi ki zaten bir bu. Bunu dikkate almasanız da olur. Lambda artıyor. L değişmiyor. L fant yani yarıklar düzlemiyle ekran arasındaki uzaklıktı. Lambda ışığın dalga boyuydu. D ise omega yani. Burada D yerine omega yazalım hemen. Onu silip düzeltiyorum. D'nin yerine düzeltip omega mı yazdım? Omega. Başka da bir şey kalmadı. Lambda artarsa delta x artarmış. Saçak genişliği artmış oldu. Delta x artınca perde üzerindeki saçakların genişliği artar ve saçaklar A0'dan merkezi aydınlık saçaktan uzaklaşırlar. Perde üzerinde böylelikle daha az saçak oluşur. Yani delta x artarsa saçak sayısı azalmış olur deriz. Artar demişti. Yalan oldu. Cevap yalnız bir A seçeneğinde. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde merkezi aydınlık saçak genişliği diğer saçakların genişliğine eşit olur demiş. Doğru. Buna göre tek renkli ışınlardan hangisinin kullanımında ekranda oluşacak merkezi aydınlık saçağın genişliği en büyük olur diyor. Merkezi aydınlık saçak olmak üzere diğer saçakların genişliği hep birbirine eşitti ki zaten soru içerisinde bu ifade edilmiş. Delta x lambda l bölü d çarpı n'dir formülümüz. Lambda ışığın dalga boyu, l fant yani yarıklar düzlemiyle perde arasındaki uzaklık, d iki yarık arasındaki mesafe uzaklık, n ise şu aradaki ortamın kırıcılık indisi burada hava bulunuyor. Havanın kırıcılık indisi. Cam varsa cam diyecektim. D'yi, n'yi, l'yi değiştirmiyorum. Sadece ışığın rengini değiştiriyorum. Sadece ışığın rengini değiştiriyorum. Işığın rengini değiştirmek demek dalga boyunu değiştirmek demektir. Bakın kutusayamam. Prizmadan ışık renklerine çıkarken şekildeki sırayla çıkar. Mor daha çok sapar, kırmızı ise az sapar. Dalga boyunun büyüklüğü de bu sıraya göre yazılabilir. Yani lambda kırmızı, büyüktür lambda turuncu, o da büyüktür lambda sarı, o da büyüktür nokta nokta lambda mor şeklinde yazıyorum. Dalga boyu artarsa saçak genişliği artar. Dalga boyu ile saçak genişliği doğru orantılı imiş. Bu durumda kırmızının saçak genişliği büyüktür nokta nokta delta x mor yani mor ışık kullanılırken elde edilen saçak genişliği. Saçak genişliği en büyük olan hangisi oluyormuş? Kırmızı cevap C olarak işaretlenebilir. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde kırmızı renkli ışık kaynağı kullanıldığında ekranda A ve B noktalar arasında n tane saçak oluşuyormuş. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa n artar? Evet. Delta x saçak genişliği eşittir lambda l bölü d çarpı neydi? D yarıkların arasındaki uzaklık, lambda ışığın dalga boyu, l yarıklar düzlemin ekrana olan uzaklığı l, n ise şu ortamın yani havanın kırıcılık indisiydi. Saçak sayısını artırmak, n'i artırmak demek, delta x'i yani saçak genişliğini azaltmak demektir. Saçak genişliği azalırsa A ve B arasında daha çok saçak oluşacak. Yani saçak sayısı artacaktır. Haliyle bizim delta x'i azaltmamız gerekiyor. Delta x'i azaltmak için kullanılan ışın dalga boyunu küçültmek gerekir. L'yi azaltmak gerekir. D ya da n'i de artırmak gerekir ki saçak genişliği azalmış olsun. Kırmızı ışık yerine mavi ışık kullanmak diyor. Ki bakın zaten dalga boyları lambda kırmızı büyüktür nokta nokta lambda mavi o da büyüktür lambda mor şeklinde yazılabilir. Kırmızı yerine mavi kullanırsam dalga boyunu azaltmış olurum. Bu tarafa doğru dalga boyu azalıyor. Bu durumda dalga boyu azalırsa delta x de azalır. Delta x azalırsa saçak sayısı da artar. 1 doğru oldu. 1 aradığım cevaplardan biriymiş. 2. Kaynaklardan birinin önüne ince cam levha koymak. Herhangi birisinin önüne ince bir cam levha bırakırsam şuraya şu bölgeye ince bir cam levha bırakırsam ışık buradan gecikmeye uğrayacaktır. Işık gecikince de A0'da ışığın gecikli tarafa yani yukarı tarafa doğru kayacaktır. Çünkü ışık yukarı yarıktan gecikmeye uğrayınca girişim deseni biraz daha yukarı doğru kayacaktır. Bu durumda A0'da yukarı doğru kayacaktır ki bu da delta x'i değiştirmez yani. Çünkü delta x'te lambda, L, D, V, N bunlardan herhangi birinin değişmesi gerekiyordu. Oysa ki sadece bu değişiklikle ışığın gecikmesi sağlandı. İki aradığım cevaplardan biri olmayacaktır. 3. Işık kaynağını yarıklar düzlemine yaklaştırmak. Işık kaynağı şuraya yani yarıklar düzlemine yaklaştırılırsa ne L'yi değiştirmiş oluyorsunuz, ne dalga boyunu değiştirmiş oluyorsunuz, ne de yarıklar arası uzaklığı değil, ne de şu ortamın kırıcılık indisini değiştiriyorsunuz. Bu durumda delta x değişmez. Delta x sabit kalınca n saçak sayısı da sabit kalır, değişmeyecektir. Işık kaynağını yarıklar düzlemine yaklaştırmak sadece ekran üzerindeki aydınlık saçakların parlaklığını artırır deriz. Bu durumda cevabımız yalnız 1 olmak üzere A seçeneğinde. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.